Okullarda uyum süreci tamamlandı ama acaba çocuklar nasıl uyum sağlıyor? Uyum sağlayamayan çocuklar için aileler neler yapmalı? İşte bunu konuşacağız bugün. Telefon hattımızda pedagog Sayın Gülten Demirdöven var. Sayın Demirdöven hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi uzun tatil bitti. Artık okullar başlayacak. Çok az bir zaman kaldı. Pazartesi günü açılacak. Uyum süreci vardı. Bu hafta çocuklar uyum sürecini tamamladı. Ancak okulla uyum sürecini bağdaştıramayan, bunu anlayamayan çocuklar için aileler neler yapmalı? Ya da bu uyum sürecini kolaylaştırmak için neler yapılmalı? Bununla başlayalım. Şimdi çocuklar anaokulunda eğer bir uyum sürecini tamamlamışlarsa ilkokul döneminde çok bir sıkıntı çekmezler. Ama anaokuluna gitmemiş ya da kaygı seviyesi çok yüksek olan çocuklar ne yazık ki okula başladıklarında bu sıkıntıları yaşarlar. Ebeveynden ayrılamamak, okulda arkadaşlarıyla uyum sağlayamamak problemleriyle baş başa kalırlar. Burada belki de ailelerin yapabilecekleri en önemli şey, okulun güvenli bir yer olduğu, herkesin o yaş grubunda artık ailesinden ayrı okula gittiği, okulda güzel şeyler öğreneceği, eve geldiği zaman da ailesiyle beraber olacağını güvenli çocuğa vermeliler. Kaygı seviyesi çok yüksek olursa çocukların tabii ki okulda ilk günler ağlama, anneye çok bağımlı olan çocuklarda ayrılamama, güven problemini tam tamamlayamamış çocuklarda bu tip uyum sorunları yaşanabilir. Evet, şimdi ne yazık ki okullarda taciz haberleri de biz yaptık. Şimdi bu konuya da değinmek istiyorum. Yani çok acı belki bunu söylemem ama küçük bir çocuğun ona kötü niyetle yaklaşıldığını aileler nasıl anlatmalı veya çocuk bunu nasıl anlamalı? Ya bu konuda biraz aileleri bilinçlendirebilir miyiz? Şöyle söyleyelim. Yani dışarıdaki herkesin kötü olduğunu söylerseniz ya da tacize hazır vaziyette beklediğini düşünürseniz o zaman sizin de kaygı seviyeniz çok yüksek demektir. Dışarıdaki herkes kötü değildir. Çocuklara bunu da çok fazla odaklamayalım. Fakat olabilecek bir sıkıntıda ilk güvendikleri kişinin aile olduğu ya da öğretmenleri olduğu, başına gelen bir sıkıntıda ya da dokunulmaması gereken bir bölgelerin dokunulması durumunda anneye ya da öğretmene en kısa zamanda bilgi verilmesi gerektiğini çocuğa öğretmeliyiz. Ama devamlı başkalarından sakınması gerektiğiyle büyütülen çocuklarda da kaygı otomatikman gelişebilir. Ve çocuk ailenin ilgisini çekmek için bunu hayal ürünü olarak da kullanabilir. Bu ayrıntıya çok dikkat etmek gerekir. Evet. Çok genel bir soru soracağım şimdi. Aileler hangi durumlarda sizlere, pedagoglara başvurmalıdır? Şimdi eğer çocuklarında uyum sürecinde bir sıkıntı var ise, birkaç gün sonunda bile hala ağlamalar, gereksiz okulu terk etmeler ya da az kaçırmalar, krizler halinde devam ederse tabii ki bize başvurmaları gerekir. Bir de ben hep ebeveynlere şunu söylerim. Çocuklarını aldıktan sonra çocuklara şu soruları yöneltmemeleri gerekir. Ne yaptın? Mutlu muydun? Sana birisi bir şey yaptı mı? Sana birisi zarar verdi mi? Arkadaşlarınla güzel geçindin mi? Bunlar tetikleyici sorulardır. Çocuk zaten aileden kopmak istemez. Eğer bu soruları da sorarsanız çocuk evde kalmak için evet mutsuzum, gitmek istemiyorum, arkadaşım bana kötü davrandı, öğretmenim bana kötü davrandı ya da oraya gidince ben kendimi huzursuz hissediyorum gibi kelimelerle evde kalmanın yollarını arar. Evet, şimdi size birçok şikayet geliyordur elbette, yani birçok şikayetle tabii geliniyordur daha doğrusu. En çok hangi şikayetle geliniyor size? Okul başladığı ilk haftalarda genellikle bu uyum sorunuyla ilgili şikayetler gelir. Daha sonraki günlerde dikkat, odaklanma ve öğrenme problemiyle ilgili şikayetler gelir. Ama ilk haftalarda genellikle uyum sorunuyla ilgili şikayetler gelir. Burada da hep kaygılı ailelerin, kaygılı çocukları ya da çocuklarından kopamayan ebeveyn dediğimiz ebeveynlerin yarattığı sorunlardır. Evet, şimdi çocuklar daha doğrusu günün
neredeyse birçoğunu okulda geçiriyorlar. Evet. Öğretmenle olan ilişkileri de aslında çok önemli değil mi? Yani evet, siz son olarak ki. Şimdi öğretmenlere veya ailelere neler söylemek istersiniz? Tabii ki şöyle düşünelim. Çocuklar eğer daha önce anaokulu seviyesini yaşamamışlar ve direkt ilkokula başlamışlarsa burada aileden kopma ile ilgili zaten büyük kaygılar yaşanıyor. Bunun hem okul hem de ebeveyn tarafından biraz yumuşatılması çocuğun hayata daha düzgün başlamasına, okulu sevmesine sebep olur ki bu da öğretmenlere de çok büyük görevler düşüyor. İlk günden çocuklara çok yüklenmemek lazım. Her çocuğun yaş seviyesi farklıdır. Kimisi 5,5'da başlar, kimisi 6'da, kimisi 7'de başlar. Her öğrencinin öğrenme gücü farklıdır. Her öğrencinin geldiği aile seviyesi farklıdır. Ona göre biraz tolerans tanımalılar çocuklara. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Yok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum size de. Sağ olun.